Beşikdüzü'ndeyiz bugün. Sabahtan bu tarafa çok önemli temaslar yaptık. İlçe belediyemizle, siyasi partilerimizle, esnafımızla ve vatandaşımızla bir araya geldik. Değerli kaymakamımızı ziyaret ettik. Yine burada önemli üretim anlamında önemli bir işlev gören organize sanayi bölgemizi ziyaret ettik. Oradaki üreticilerle, iş adamlarımızla bir araya geldik. Beşikdüzü bizim için, Büyükşehir Belediyesi için de kıymetli bir destinasyon, önemli bir merkez. Burada bilhassa ilçe belediyemizin kentsel dönüşümle alakalı dile getirdiği bazı hususlar var. İmarla alakalı bazı sıkıntılı noktalar var. Yine muhtarlarımızın bize ilettiği bilhassa üst kotlarda içme suyu anlamında bazı sıkıntılar var. Çok şükür Beşikdüzü merkezde böyle bir içme suyu sorunu yok. Ancak bu sene belki kaynaklardaki kuruma nedeniyle ciddi bir kaynak azalması var sularda. Bazı köylerimizin üst kotlarında, mahallelerimizin üst kotlarında bazı sıkıntılar olduğunu da burada yerinde görmüş olduk. Kalabalık bir heyetle geldik. TİSKİ Genel Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediye'mizin bilhassa kırsala hizmet götüren bir mamirleri de bizimle beraberdi. Onlar da dile getirilen hususları dikkatli bir şekilde dinlediler, not ettiler. İnşallah önümüzdeki süreçte bu eksiklikleri tüm şehrimizin bütün ilçelerinde olduğu gibi Beşikdüzü'ndeki altyapı, kanalizasyon, içme suyu, üst yapı gibi belediyemize, Büyükşehir Belediyesi'ne taalluk eden yol, asfalt, beton vesaire gibi hizmetleri inşallah önümüzdeki süreçte kaynaklarımız ölçüsüyle mütenasip olarak tamamlamaya gayret göstereceğiz. Pandemi süreci yaşıyoruz. Beşikdüzü'ndeki bu konudaki izlenimleriniz neler? Doğrusu sabah geldiğimizden itibaren Beşikdüzü'nde çok sayıda vatandaşımızı sokakta gördük. Esnafımızı ziyaret ettik. Memnuniyetle ifade etmem gerekir ki bilinç düzeyi Beşikdüzü'nde ortalamanın üzerinde. Ve her gittiğimiz esnafta da gereken tedbirlerin alınmış olduğunu memnuniyetle gördük. Bugün biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımızın yine ülke genelinde valiler ve kaymakamların koordinasyonunda bu pandemiyle ilgili denetim yaptığı bir gün. Bütün kolluk kuvvetleri hep beraber biz denetimdeyiz esasında. Bugün de bu manada Beşikdüzü'nde biz bu denetimi yapmış olduk. Biraz sonra buradan Vakfı Kebir'e geçeceğiz. Orada da belediye başkanımızla beraber bu denetimlere devam edeceğiz. Bu manada vatandaşlarımızı buradan tekrar bilinçlendirme anlamında, bilgilendirme anlamında, uyarma anlamında söylemek istiyoruz ki maske, mesafe ve temizlik. Hakikaten şu anda hiçbirimiz hastanelerde entübe vaziyette, nefes almakta çok zorlanır bir vaziyette bu yaz günü hiç kimse orada bu eziyeti çekmek istemez. Doğrudan can tehlikesi, ölüm riski taşıyan bir hastalıktır ve mutlaka gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Sadece kendimizle ilgili değil, muhataplarımıza da saygı göstermek, onların hakkına da riayet etmek zorundayız. O nedenle mutlaka tedbirlerimizi her seviyede, evimizde, iş yerimizde, sokakta, kullandığımız araçta veya yolcu olarak bindiğimiz araçta, geldiğimiz yeme içme mekanlarında, hayatın her anında, her alanında bu tedbirleri üst seviyede almak boynumuzun borcudur. Bütün vatandaşlarımızdan da istirhamımızdır. Pandemiden konuşurken Sayın Daire Başkanımızla bir rahatsızlığı oldu. Son durumu evet. Yani evet, çok sevdiğimiz, bizim bu şehre uzun yıllar ta özel idare döneminden beri hizmet ede gelen bir yönetici kardeşimiz Hüseyin Bey maalesef bu hastalığa düçar oldu. Bu salgından etkilendi ve uzunca bir süredir esasında tedavisi devam ediyor. Ama az önce ifade ettim, bilhassa kronik rahatsızlığı olan, yaşı belli bir seviyede olan, belli bir kilonun üzerinde olan insanlar da çok daha olumsuz seyredebiliyor bu hastalık. Bu manada Hüseyin Bey de biraz sıkıntılı, buradan söylemek lazım. Yani entübe vaziyette şu anda, onu söyleyelim. Solunum cihazına bağlı. Dün kök hücre nakli gerçekleştirildi. Yakından takip ediyoruz. Her düzeyde takip ediyoruz. Ailesiyle de ilişki halindeyiz, irtibat halindeyiz. Tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Kendisine ihtiyacımız var gerçekten. İnsan olarak da, yönetici olarak da tez zamanda Mevlam sağlık ihsan eylesin. İnşallah şifayla taburcu olur ve tekrar ekibimize katkı yapmaya devam eder. Allah'tan şifalar diliyoruz kendisine.
Tekrar Beşiktaş'a dönecek olursak teleferik var, plajı var, evet, yeşilliği var. Fakat turizmden yeteri kadar pay alamadığını düşünüyor insanlar. Bu konuda bir çalışma var mı? Sizin düşünceniz nedir? Yani burada tabii turizmle alakalı olarak epey mesafeler kat edilmiş, atılmış. İşte teleferik bunun en güzel örneğidir. Şimdi bunun işletilmesi meselesi vardır. Yine burada büyük oteller yapılmasıyla ilgili bir takım adımlar atıldı. Bunları da ilçe belediyemizle, kaymakamımızla değerlendirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür turizm yatırımlarının vücut bulması, hayat bulması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Beşikdüzü'nden ilgili belediyeden arkadaşlar gelecekler ve konu bazlı 3-4 tane konu var. Bir tanesi kentsel dönüşüm, bir tanesi işte o sizin de bahsettiğiniz teleferik meselesi, bir tanesi imar meselesi. Bütün bunları birebir de Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi beraber görüşeceğiz. İnşallah vatandaşımızın lehine olacak çözümleri de hep beraber üretip uygulamaya koyacağız. Son olarak Sera Gölü'nde geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Siyah bir görüntü oluştu. Yine Boztepe'de insanların biraz bakım yapılması gerektiği yönünde ifadeler var. Yine Gül Cemal projesi var. Bir toplantı da yaptınız onunla alakalı. Trabzon'da turizmle Sümele ve Ayasofya dışındaki bu tarz adımlarda yakın zamanda atılacak mı? Ya elbette. Şimdi Boztepe ile alakalı olarak bir projemiz var. Ortahisar Belediye'mizle beraber o Boztepe'nin çok daha insanlar için çekici hale getirilmesi noktasında bir takım seyir terasları, yine ahşap yürüyüş yolları, çok daha kaliteli çay bahçeleri, dinlenme, yeme içme mekanlarıyla, ışıklandırmasıyla, otopark imkanlarıyla orayı inşallah önümüzdeki süreçte şehrimize kazandıracağız. Kızlar Manastırı bölümünü bitirdik zaten. Orası da hizmete hazır hale geldi. Önümüzdeki günlerde oranın da açılışını gerçekleştireceğiz. O bölge bizim için kıymetli bir bölge ve oraya dokunuyoruz. Yani bahsettiğiniz Sera Gölü ile ilgili mesele elbette ki Büyükşehir Belediyesi'nin de DSİ'nin de diğer kamu kuruluşlarının da sorumluluk alanı. Orada yukarıdan gelen bir takım istemediğimiz, arzu etmediğimiz malzeme var. Yani denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Bizle birlikte merkezi idare varlık kuruluşları da, yani derelere bir takım atıkların dökülmemesi gerekiyor. Bir takım hafriyatların derelere dökülmemesi gerekiyor. O noktada geçen sene bir büyük çalışma yaptık, temizledik. Bu sene de bu çalışmanın benzerini yaparız. Yani o bölge bizim için turizm anlamında önemli. Bu sene çok da yabancı turist yok ama ne olursa olsun oranın mutlaka canlı tutulması lazım. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Diğer bahsettiğiniz husus Gül Cemal ile alakalı olarak bir önemli istişare toplantısı yaptık. Önümüzdeki günlerde ikincisini ve daha sonra da yatırımcılarla bir toplantı yapmak istiyoruz. Orada bir dışarıdan gelen firmanın bir şey yapması diye bir durum söz konusu değildir. Orada yine buralı, Trabzon'da yaşayan Trabzonlu insanların projelendirme orayı, projelendirme çalışması vardır. Bunu yaparken de bütün dinamiklerle istişare ediyoruz. İşte geçen yaptığımız toplantı bunun bir örneğidir. Önümüzdeki süreçte yine şehrin başka dinamikleriyle de bu manada bir araya gelinecek. En son yatırımcılarla da bir araya gelip inşallah orayla ilgili kararlarımızı vereceğiz. Bu arada bir taraftan da işte o birinci etabın önündeki tahkimatın yapılması, tamamlanması sürecini de başlattık. İnşallah orayı da ihalesini yapıp tamamladığımızda en azından birinci etabı hayata geçirecek, yatırıma dönüştürecek, şehrin turizmine ve ticaretine kazandıracak bir hale getireceğiz. Son dedim ama son olarak şunu sorayım. Beşirli sahil ile alakalı yoğun çalışıyorsunuz. Son, evet, durum nedir orada? Yani bizim arzumuz tabii Ganita'dan başlayıp Beşirli'ye kadar ilk etapta, sonra Akçabat'a kadar o sahili Trabzon'a yakışır bir hale getirmek. Bunun için Ganita projemiz tamamlanmak üzere. Eylül ayı içerisinde ihaleye çıkmak istiyoruz. Ganita'dan Faroz'a kadar o alanı bambaşka bir şehreye kavuşturacağız. Yine yürüyüş yolları, yine bisiklet yolları, yine eğlenme, dinlenme mekanları, denizle buluşma vesaire. Sonraki etapta da Faroz'dan Beşirli'ye ve Beşirli'den Akçabat'a kadar bir çalışmamız etap etap olacak. Burada temel problemlerden bir tanesi bahsettiğiniz koku meselesi. Bununla ilgili o bölgede dikine, denize inen bütün derelerde çalışma yapıyoruz. Buralardaki bu kaçak bağlanan kanalizasyonları koparıp normal kanalizasyon sistemine bağlıyoruz. Ve şu ana kadar hakikaten 5-6 tane derede çok da başarılı sonuçlar aldık.
Beşirli'ye kadar en son o Gülcemal dediğimiz bölgede birikmeyi de engelleyecek şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Şu anda vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde koku epey oranda azalmış vaziyette. Bir iki lokal noktada bazen ortaya çıkan bir durum var. Onu da çözüyoruz. İnşallah Trabzon'un kaderi değildir koku demiştik. Bunu halletmiş oluyoruz.